Nota değerleri bölümünde birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve 16'lık notalardan bahsetmiştik ve zaman zaman da bunların yanlarına nokta koyarak farklı nota değerlerini gösterdik. Şimdi de bu notaları ses perdelerine göre yani kalınlık ve inceliklerine göre yerleştireceğiz. Ses perdesi ses kaynağından gelen sesin titreşiminin hızı sesin perdesini belirler. Ses kaynağı olarak müzik enstrümanlarını düşünebilirsiniz. Ses kaynaklarından çıkan sesin titreşimi sesin perdesini belirler. İnce ve hızlı titreşimlerin perdesi yüksek, kalın ve yavaş titreşimlerin perdesi ise alçaktır. Yani titreşim hızlıysa ses ince olur, yavaş titreşiyorsa ses kalın yani pes olur. Bu durumu bir porte üzerinden görselleştirelim. Buna nadiren dizek denildiğini de duyabilirsiniz. Portenin birbirine paralel 5 çizgisi vardır. Bütün bu notalar bu çizgilerin üzerlerine ya da çizgi aralarına konabilir. Önce birlik bir notayı, tam bir notayı değerlendirmekle başlayalım. Porte üzerinde sesin perdesini belirlememize yardımcı olan bir diğer unsur ise anahtardır. O halde biz de bir anahtar ekleyelim. Birçok farklı anahtar olsa da yaygın ismi sol anahtarı olan tiz anahtar ile başlayalım. Sol anahtarında notalar alfabenin ilk 7 harfi olan A, B, C, D, E, F, G ile temsil edilir. Bu Türkiye'de klasik eğitimde yaygın olmasa da müzisyenler ve müzikle uğraşan insanlar arasında yaygın kullanılan bir sistemdir. Biz bu notaları şu şekilde tanıyoruz. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Bu 7 nota ardarda arda sonsuz olarak tekrarlanır. Sol anahtarında alttan ikinci aralıkta A yani La notası vardır. Bunu üçüncü çizgideki B yani C izler. Sonra üçüncü aralıkta C yani Do. Dördüncü çizgide D yani Re. Dördüncü aralıkta E yani Mi. Beşinci çizgide F yani Fa. Ve portenin tam üzerindeki G yani Sol notası vardır. Ekranda notaların sol anahtarında nasıl dizildiğini görüyorsunuz. Diğer tarafa bakacak olursak, la'nın altındaki ikinci çizgiye bir nota koyarsanız, bu nota soldur. Notaların sırası hiçbir zaman değişmez. Az önce notaların Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si olarak sıralandığını ve bu sıranın iki yönde de hiç bozulmadığını söylemiştim. La'dan önce gelen notanın, yani portede la'nın altına bir nota koyduğumuzda, bu notanın sol olmasının sebebi de budur. Devam edelim. Birinci boşluğa gelen nota Fa. Birinci çizgiye gelen nota mi, portenin altında da re vardır. Portede yukarı ilerledikçe ses perdesi yükselir, yani sesler incelir. Aşağı indikçe de ses perdesi alçalır, yani sesler kalınlaşır, pesleşir. Tiz anahtarına sol anahtarı denmesinin sebebi portede ikinci çizgideki nota olan solu çevrelemesi ya da bu çizgiden başlamasıdır. Ve şekli de biraz önce gördüğümüz notaların harf ifadesinde sol notasını temsil eden G harfine benzer. Son olarak sol anahtarı tiz sesli yüksek perdeli enstrümanlar ve insan sesi için kullanılır. Bunlara örnek olarak bir sopranonun sesi, flüt, obua, klarnet, trompet, korno, keman gibi enstrümanlar ve piyanonun genellikle sağ elle çalınan tiz tuşlarının çıkardığı sesleri verebiliriz.